Çok teşekkürler. Şu lazım. Güzelcim. Biz de çok teşekkür ediyoruz hem bizi davet ettiğiniz için bu konferansı, anlamlı konferansı, hem de böyle bir şey organize ettiğiniz için Buğday Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve Gizem de çok güzel özetledi aslında. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin eminim salonda izleyicimiz olan arkadaşlar vardır. Belki bilmeyenler olabilir aranızda. Biz biraz evet gerçekten neden böyle bir şey yapıyoruz, nasıl yapabiliyoruz, karşılaştığımız zorluklar nelerdir? Kısaca festivalin baştan itibaren hikayesini anlatmak istiyoruz. Ben Pınar. Tuna. Şu anda yanımızda olmayan bir de Gamze var. Aslında biz 3 kişi çekirdek ekibiz ama tabii onlarca gönüllünün, yüzlerce gönüllünün desteğiyle bu işi gerçekleştirebiliyoruz. Hepsine burada tekrar teşekkür ediyoruz çekirdek ekip adına. Gamze aramızda olmak istedi ancak bir yurt dışı seyahati olduğu için burada değil şu anda. Evet, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Gizem'in de söylediği gibi biz Tuna ile ikimiz aslında 2006'da Buğday'ın bir etkinliğinde tanıştık. Saman Balyası Ev Yapımı Atölyesi'nde tanıştık. İkimizin de o zamana kadar, 2006 yılına kadar bu konularla zaten ilgisi vardı ve bir şeyler yapmak istiyorduk. Bir araya gelince bu isteğimiz arttı, birlikte çeşitli girişimlerimiz oldu. Dernek kurmayı denedik, olmadı, o oldu, bu olmadı derken şu anda yine salonda arkadaşlarımız var. Ankara'da bir eğitime katıldık. Hem organize eden hem de katılımcı arkadaşlar var aramızda. Ekoköy Tasarım Eğitimi diye geçiyor. Orada bizim gibi bir hassasiyetleri olan insanlarla tanıştık ki o dönemde çok önemliydi birbirimizi bulmak. Bir enerji oluşuyor, bir şeyler yapma isteği oluyor. Nitekim İstanbul'a döndüğümüzde Taşkış'ta toplantıları yaptık. Saatlerce sohbet ediyoruz, ayrılamıyoruz. Birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. O dönemde kendimize işte bir isim koyalım, işte şirket olmayalım, dernek olalım mı olmayalım derken Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi doğdu. Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi gerçekten tüzel bir kişilik olmadan, biz sadece birlikte olmaktan çok keyif aldığımız ve ortak şeyler, hayallerimiz olduğu için birlikte bir şeyler yapabilir miyiz düşüncesiyle ortaya çıkmıştı. Ve birçok da fikir vardı. Bu fikirlerden bir tanesi de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ydi. O dönemde Annie Leonard'ın Şeylerin Hikayesi filmi bilirsiniz mutlaka, biz Türkçeleştirdik. Filmi bizi çok etkilemişti. Bir şeyler yapmak istiyoruz, toplumsal dönüşüme katkı vermek istiyoruz. İkimiz de tasarımcıyız, aslında tasarımla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz ama bulunduğumuz ortam buna hazır değil. Daha yani sürdürülebilir yaşam kelimesi ya da sürdürülebilirlik kavramını insanlara biz bir şey yapmaya başlayabilmek için, yani iş olarak yapabilmek için önce bu kavramı daha iyi anlaşılması, yaygınlaşması, insanların neden sürdürülemez bir sistemde yaşadığımızı anlamaları, o körlüğü kaldırmak, işte yapılan örnekleri insanlara göstermek, böyle bir şeyin mümkün olduğunu, yaşamın sürdürülebilirliğinin hem mümkün hem de çok anlamlı olduğunu anlatmak istediğimiz için festivalde karar kıldık. Çünkü bu Şeylerin Hikayesi filmi de çok etkileyiciydi gerçekten. Bazen konferanslarda saatlerce konuşur insanlar. Bu sabahki konuşmalar çok etkileyiciler. Genelde bu kadar etkileyici olmuyor. Sürdürülebilirlik kavramını öyle anlatamıyorsunuz. Yani gerçekten örnekleriyle insanları veya o insanların filmleriyle anlatmak çok daha kolay olabiliyor. Biz de bırakın filmler anlatsın dedik ve böyle bir şeye soyunduk aslında. Çok da deneyimli bir ekip değildik. Sürdürülebilirlik zaten kelime olarak da bir tuhaf. Bize sürdürülebilir yaşam deyince böyle kalbimiz atıyordu. Yani saatlerce sohbet ediyorsun ama herkes öyle değil tabii. Nasıl anlatacaksınız? Bu ne demek? Ve 2008'de şimdi bir filmimiz var. Bu yolculuk başladı. Sürdürülebilir! Sürdürülebilir! Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Birçok gönüllünün ve destekçilerimizle birlikte böyle bir şey gerçekleştirdik. Deneyimsiz bir ekiptik. Organizasyon bizim işimiz değildi. Biz tasarımcıyız. Fakat çok ilgi gördü ve gerçekten de şaşırdık aslına bakarsanız. Çünkü sürdürülebilir yaşam kavramı insanlar, yani bir merak vardı herhalde. İnsanlar bir iki film seyrederiz diye geldiler. 3 gün boyunca salondan çıkmadılar ve gözleri kan çanağına dönmüştü insanların ve
Orada insanlarda yarattığımız etki görünce biz de çok heyecanlandık tabii. Çok da zor bir iş gerçekten. Organizasyon o kadar kolay bir iş değil. Bütün işinizi gücünüzü bir kenara bırakıyorsunuz ki tamamıyla gönüllü bir organizasyon, ücretsiz bir film festivali. Neyse ki o sene muhteşem bir ilgi oldu ve işte basın geldi, televizyon kanalları vesaire. Biz de doğru bir iş yaptığımızı anladık. Ondan sonra 2009'da festivali gerçekleştiremedik. Çünkü biz bir sürdürülebilirlikle ilgili bir eğitim için yurt dışına İsveç'e gidiyorduk. Belki burada birileri yapar diye düşündük. Bir şeyler, bir hazırlıklar yaptık. Festival sürecinde biz o kadar çok çıkmaz sokağa girdik ki ilk çıkmazlardan birisi buydu. Biz gittiğimizde belki festival olur düşüncesi vardı. Olamadı. İsveç'teyken bir küçük festival organize ettik. O da çok güzeldi. Ardından döndük. Yıl 2011 ve İnanılmaz bir şekilde 2008'den farklı her yerde sürdürülebilirlik konuşuyor. Aman ne güzel, biz de çok heyecanlandık. Her hafta bir etkinlik var. Yani bir etkinlik bitiyor, öbürüne gidiyoruz. Fakat şöyle bir durum ortaya çıktı. Orada da sürdürülebilirlikten bahsediyorlar. Kimi kelime anlamıyla kullanıyor, kimi sürdürülebilir karlılık diyor. Yani bir kaos, bir karmaşa var ve bizim anladığımız sürdürülebilirlik, ki biz sürdürülebilir yaşam diye özellikle de vurgulamak istediğimiz bir şeydi, kalkınma demiyoruz, büyüme demiyoruz vesaire, yaşamın sürdürülebilirliği çünkü asıl olan. Tuna bir konferansta, sürdürülebilirlikle ilgili bir konferansta bir petrol şirketi örnek gösterildi iyi uygulama açısından, ödül kazanmış filan. Petrol şirketi yani. Tuna da şu, aynen bu, aa yeter şeklinde bir ruh hali. Bu festivali bizim yapmamız lazım, devam etmemiz gerekiyor. Bu konunun anlaşılması çok önemli, doğru anlaşılması, içinin boşaltılmaması. Yine başladık, yeni bir ekip daha kuruldu Gamze katıldığımızda. Birçok arkadaşımızla hem yeni tanıştığımız hem de o döneme kadar bizim çalışmalarımıza destek veren, ekibe girenler oldu, uzaktan destek verenler, gönüllü tercüme yapanlar. Yani gerçekten büyük bir destekle 2011, 2012, 2013 arda arda 3 kere yaptık festivali. Ve bu dönemde şunu gördük, dünyada gerçekten büyüyen bir hareket var. Yani bu sabahki sunumlar gibi muhteşem insanlar bir şeyler yapıyorlar ve fark yaratıyorlar. Bunları çok güzel filmleri çekiliyor, muhteşem belgeseller var. İçerik inanılmaz zenginleşiyor. Çok da güzel bir seçki oluşturuyoruz. Biz işte bütüncül bakan, içinde mutlaka çözüm barındıran, insanlara ilham veren, kalbe hitap eden filmler seçiyoruz. Özel bir kriter setimiz var. Bizi çok büyülü bir şey yaratıyor o filmlerin birlikteliği. Fakat bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Nedir o sıkıntılar? İşte şey oluyor, ülkede bir olay oluyor, gelmiyor insanlar. Veya başka bir etkinlikle çakışıyor. Zaten çok fazla iş, yetişemiyoruz her şeye. İşte basını, şusu busu bir şekilde hak ettiği ilgiyi görmüyor. En iyi koşulda dahi en fazla 250 kişi izliyor bir filmi. Biz o filmi herkes izlesin, herkes ilham alsın istiyoruz. Çok da özeniyoruz yani, tasarımcı da olduğumuz için böyle bütün konsept her şeyiyle çok güzel olsun festival, özeniyoruz. Hatta hayatımıza yayılıyor böyle bu festivalle ilgili detaylar. Bir gün Kadıköy'de vapurdayız, Burhan pazarlamayı bilenleriniz vardır belki, işte satış yapıyor. Bir yerden bir yere gidiyoruz, festival zamanı değil, bir şey değil ama işte Burhan pazarlamayı dinledi, çok da eğlenceli, müthiş bir insan gerçekten. Tuna, ya biz festivalin tanıtım filmini acaba Burhan pazarlamayla mı çeksek dedi ve gerçekleşti. Hanımefendiler, beyefendiler, sizlerin bir dakikasını rica ediyorum. Dünyamız için, yaşam için, gelecek nesiller için sizleri Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ne davet ediyorum. Tam 17 tane belgesel, canlı müzik, söyleşiler, bitti mi? Bitmedi. Artık kısa filmler. Hem de bedava. Sürdürülebilir Yaşa, çocuğunu sevin. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, 2-4 Aralık İstanbul. Sürdürülebilir Yaşa, çocuğunu sevindir diyerek bitirdi. Bir yarım günlük çekim macerasıydı bizim için ve sıkıntılar devam etti. Ben şimdi sözü Tuna'ya bırakıyorum, devamını. Evet, çok uğraşıyoruz. Aylarca filmler çevriliyor. Birçok gönüllü arkadaşımızı sürece dahil ediyoruz. Tasarımına özen gösteriyoruz. Filmleri işte 300 civarında filmden 15-20 tanesini seçiyoruz. Bazen 25 tanesini seçiyoruz. Sonra sabah seansları böyle. Bu minik kardeşlerimiz olmasa salonda biz bizeyiz yani. Böyle bir durum var. Hakikaten hem fiziken çökmüş vaziyetteyiz hem de moralman çökmüş vaziyetteyiz bu gibi şeylerde, durumlarda. Bir işi yapıyoruz ama, doğru bir iş yapıyoruz ama işi doğru yapıyor muyuz? Orada bir sorun var. Baktığınızda işte 2008'den 2013'e kadar izleyici sayıları, gönüllü sayıları artmış bir şekilde. Ama işte sadece İstanbul'a baktığımızda bile
işte 17 milyona yakın bir nüfusun olduğu bir şehirde 200 kişi salona geldi diye sevinemiyoruz. Böyle bir durum var. Filmler çünkü çok güzel filmler, paylaşmak istiyoruz. Filmleri paylaşmak istediğimizin sebebi aslında değişim yaratmak istiyoruz özünde. Biz bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Yani değişim yaratmak isteyen yapımcıların ya da onlara konu olan halk hareketlerinin ya da işte girişimcilerin şeylerini, hikayelerini paylaşmak istiyoruz. Fakat bir yerlerde eksiklerimiz oluyor. İşte 2011 senesiydi galiba. İlk defa basın toplantısı düzenleyelim dedik. Bir arkadaşımızın bu konudaki uzmanlığıyla. Basın toplantısı için güzel giyindik sabah erken saatlerde. Böyle bir masaya yan yana dizildik 5-6 kişi. Karşımızda da o senenin festival destekçileri var. 2-3 gruplar halinde sanıyorum 3 grup vardı. Nerede kaldı gazeteciler diye bize soruyorlar. Birazdan gelirler falan. Kimse gelmedi. Basın toplantısından çıkışta sanıyorum bir yanlış anlaşılma oldu falan diye destekçileri şey yapmaya çalıştık ama hakikaten ilgi gösteren olmuyordu. Ve çok çok moral bozuklukları yaşadığımız dönemler oldu. O basın toplantısından hiçbir gazetecinin gelmediği sene salonlarımız yine fena değildi, iyi de oldu ama hiçbir zaman böyle büyük değişim yaratan bir festival oldu diyemedik. Ta ki 2013'te Ankara'dan arkadaşlarımız, 350 Ankara grubu, festivali Ankara'da da yapalım dediler. Buyurun yapın dedik. Orada acayip bir heyecan vardı. İstanbul'da da oluyordu o heyecan. Biz de yapıyoruz falan ama biz çok büyük bir şey sarf ediyoruz, enerji sarf ediyoruz ama festivali paket halinde Ankara'daki ekibe gönderdiğimizde onlar da aynısını yapabiliyorlar. Demek ki konu ikiye ayrılıyor. Bir içeriği yaratma, bir de bunu sunma. Biz dedik ki yani bu şekliyle bir hazır yemek fabrikası gibi çalışıp festival hazırlayabiliriz. Bunu da diğer iller yapabilir. Aslında bu açık kaynak mantığı bize ilk İsveç'te hasıl olmuştu. İsveç'te ben yüksek lisans tezi bağımında bir açık kaynak konut üretimi üzerine çalışmıştım. Açık kaynak festival neden olmasın ve bu festival acaba bir kaldıraç görevi görebilir mi bizim için? Yani çünkü bir yöntem arayışı içerisindeydik. Festival filmler değişim yaratıyor. Festival filmlerin gösterilmesine vesile oluyor. Ama festivaller eğer ki daha büyük coğrafyaya yayılabilirse bu filmlerin gideceği yerlerde çoğalacak ve etki gücümüz artacak. Bunun üzerine siz de yapabilirsiniz diye bir çağrı yayınlama kararı aldık. Bunu da tabii çok pratikleştirmeye çalıştık bu infografiklerle. Bir süreç var burada. Bu çağrıyı sosyal medya üzerinden ya da işte sivil toplum geliştirme merkezi üzerinden duyurduk. Beklediğimiz şeyler var, şartlar var. İşte bir tüzel kişilik olmak zorunda değil karşımızdaki bunu gerçekleştirmek isteyecek olan grup. Belki 5 tane arkadaş olabilir ya da büyük bir STK olabilir, hiç fark etmez. Sadece ticari ya da siyasi bir grubun uzantısı olmaması bizim için çok önemli. Sonuçta festival bir taban hareketi. Bu taban hareketi kavramı çok önemli. Çünkü herkesin sahiplendiği bir şeyi savunuyoruz biz de, yaşamı savunuyoruz. Ve verdiğimiz mücadele yaşamla ilgili, yani yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili. Bu konuda biz festivali araç olarak kullanıyoruz. Ve bu aracı da herkesin kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bunu bir tornavida olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu festivali siz de yapabilirsiniz. Duyurusuna cevap veren diğer illerden arkadaşlar ilk defa 2014 senesinde aralarından bu festivali gerçekleştirebileceğine inandığımız, salonunu ayarlayabilen, işte ne bileyim organizasyonel olarak yapısı müsait olanları seçerek 11 ilde ilk defa festivali gerçekleştirdik. Daha sonra tabii o sene şeyi fark ettik ki yani birçok ilde bu festivali sahiplenen, canı gönülden yapan arkadaşlarımız olabiliyor. Ve bizler aynı vizyonla bir araya gelmiş bir grubuz. Ve bu grup kolektif olarak iş yapma becerisine doğal olarak haiz. Çünkü ortak bir vizyonu var. Bu ortak vizyon bizim aslında yapmış olduğumuz organizasyonun 3 kişilik bir çekirdek ekibi var. Dış halkalarında işte gönüllüler, her dakika bizimle birlikte olan çevirmen arkadaşlarımız, tasarımla uğraşan arkadaşlarımız. Bir limitimiz var ama sonuçta. Yani gösterdiğimiz film sayısı, gösterilen gün sayısı falan gibi. Bu sene 20 ilde yaptık ama imanımız gevredi yani işin Türkçesi.
telefonda, Skype'te geçen vakit, ondan sonra birçok ildeki arkadaşlarımız ilk defa bir organizasyon yapıyorlar. Bırakın festivali, ilk defa organizasyon yapıyorlar. Ama hepsi büyük oranda, yani bir iki il hariç çok büyük ilgi gördü ve çok muhteşem manzaralar vardı. Kimi bir hafta öncesinden bisiklet turu düzenledi Eskişehir'de, Adana'da. Festivalin duyurusunu şehirdeki bütün bisikletlilerle birlikte tur atarak, posterlerle, megafonlarla bağırarak yaptılar. Aynı zamanda tabii kendi bisiklet kültürünün yayılması konusunda da bir çabaları olduğu için festivaldeki filmlerle de örtüşen tarafları var. Dolayısıyla yan etkinlikler, konuşmacılar, müzik performansları, şunlar bunlar, her biri kendi alanında bir mucize yarattı. Tabii biz, siz de yapabilirsiniz, görselinde görmüş olduğunuz gibi bir formata uydurmaya çalışıyoruz bu işi. Bunun bir markası olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü etki gücü olabilmesi için birlikte hareket edebiliyor olma becerisinin çok büyük önemi var. Ve orada belki rakamları gördünüz ama 500'ün üzerinde gönüllü 2008'den beri bu festivalin oluşmasına yardımcı oldu. Biz 140'a yakın filmin Türkçeleştirilmesine vesile olduk. Film festivali olarak bu seneden itibaren önümüzdeki senelerde de hep açık kaynak olarak devam edecek. Diğer illerde bu festivali gerçekleştirmek isteyen arkadaşlarımızın sayısı artacak ve onların işbirliği kültürlerine de katkı vermeye çalışacağız. Bizim söyleyeceklerimiz sanıyorum bu kadar, çünkü süremiz de doldu. Böyle.